Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, 13. şık, 7. maddenin 13. şıkı 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıt göstergeleri, burada bir adet çekici tır diyor. Şimdi benim esas sormak istediğim konu şu, bu taşıtların tahsisiyle ilgili burada bir cetvel var mı? Bu bütçelerin önüme şimdi geldiği için ben tam inceleyemedim. Bu taşıtların tahsisiyle ilgili. İlgilenen meclis başkanına, genel sekretere, işte Abdullah Batur'a, Veysel Şahin'e tahsis ediliyor ya. Evet. Onun listesini ben soruyorum. Yani biz şeyinde öyle bir zorunluluk yok ama tabii ilerli bir tahsise dair bir listesi var mı? O ilerli bir listesi dair de. Mecliste oynanacak cetvellerde, oynanacak cetvel bu tahsisle ilgili bir cetvel koyma zorunluluğu yok. Şimdi Mehmet Bey'in yine açıklamasına çok teşekkür ediyorum. Ben soruları bilinçli soruyordum. Mehmet Bey de tüm dürüstlüğünde cevap veriyor. Sinop İl Özel İdaresi'nde kanunla bütçede bunlar konuşuluyor. Hepimizin bildiği gibi bütçe haricinde bunları konuşsanız günler dışı konuşacaksınız. Kaç kişi tahsisli araca binebilir? Kaç kişi de araçla? Şimdi bu bütçeyi ilgilendirmiyor mu yedek parçadan dolayı? Şoförden dolayı bütçeyi ilgilendirmiyor mu? Akaryakıttan dolayı bütçeyi ilgilendirmiyor mu? Bay yardımcıları dahil tahsis alabilir mi? Şimdi bütçeye onaylıyoruz biz. Ama meclis üyeleriyle ilgili en ufak bir talebimiz olduğu zaman bir ara şurada beklesin dediğimiz zaman bu olmuyor. Vallahi hiç bana kızmayın. Sıkıntı sizde. Yani 20 meclis üyesinde. Bende sıkıntı yok. Alalım tahsisizlerin hepsini. Ben varım alalım. Ya herkes her türlü saltanatı keyfi olarak şu Sinop ilinde sürüyor. Dağdan taştan ilçelerden gelen 20 tane meclis başkanlığı araba olacak. Hiç onun tartışması yok. Meclis başkanları olacak, şoför olacak, sekreter olacak, cep telefonu olacak. O Sinop'un meclis başkanı validen sonra gelen ikinci adamı. Kadınsa ikinci kadını. Orada sorun yok. Ama 20 tane meclis üyesi var. Bu adamların hiç mi derdi yok? Yok. Sayın Batur, zannediyorum kesin bilmemekle beraber valinin dışında diğer vali mavinlerine falan şahsına bahsedilmiş araba olmadığını. Eminsiniz değil mi? Tahmin ediyorum. Kuvvetle tahmin ediyor. Yani kanunu okumuş değilim ya. Öyle bir şey var değil yoksa Abdullah Bey. Ben tahsislerden bahsediyorum. Böyle bir şey var, imada bulunmuyorum. Ben tahsisleri incelenmesi lazım. Bütçe ayında istiyorum. Evet. Ama diğer şeyi, meclis üyelerine bir araba tahsisi önümüzdeki yıl düşünüyoruz. O sizin işin başında teklifinizdi. Bütçedeysek, bir ara kararla biz bunu koyalım. Meclise araba tahsis edilmesi. Evet. Ek araba. 20 tane insan var ya, 20 tane insan var. İşi gücü bırakacak, garaja dolmuşla gidecek. Allah Allah. Ya burası ili yöneten ya. Ve hiç araba kullanma hakkı olmayan insanlarda Sinop İl Özel İdaresi'nde araba var. Size şunu söyleyeyim yani valinin dışında diğer bir yok. Ben tüm gerekli açıklamaları yaptım. İncelemek meclis üyelerini, beni komisyona üye alırsanız ben yarın sabah 7'den itibaren o komisyonla incelemeye hazırım. Ben tüm açıklamaları yaptım. Yarın sabah 7'de hazırım ben. Biz uzak ilçeden geliyoruz, ancak 10 bile gelebiliyoruz. Abdullah Bey bize adını söylüyor. Evet. Evet.